Merhaba arkadaşlar. Map kazanım kavrama 38 numaralı testin çözümleriyle beraberiz. Hemen birinci sorumuza başlayalım. Birinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi eşkenar üçgen piramidin açılımı olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar eşkenar üçgen piramit nasıldı? Bakın. Tabanı bir üçgen ve yan yüzeyleri de üç 3 tane üçgen olan bir şekilde bakın. Şurası taban ama burada hepsi eşkenar üçgenmiş. Öyleyse bakın bir tane tabanımız var gerçi burada var bakın bir tane tabanımız var. Üç tane de yan taraflarında eşkenar üçgenler var. O zaman eşkenar üçgen piramidin açılımı aşık olabilir. Bakın buradan, buradan ve buradan katlandığında tam ortada birleşecek ve bu şekil elde edilecek. Bu biliyorsunuz kare piramit. Bu ise kapanmaz zaten. E, şu da kapanmaz. Dolayısıyla bu sorumuz aşıkı olacak. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuza baktığımızda verilen şekil aşağıdakilerden, aşağıdaki cisimlerden hangisinin açılımı olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar bakın bir tane tabanımız var. Tabanımız bir kare ve dört tane de üçgenimiz var. İşte bu o zaman ne olmuş oluyor? Kare piramit olmuş oluyor. Aslında kare piramidin bizim bildiğimiz açılımı nasıldı? Şu şekildeydi. Tabi bir açılımı olacak diye bir şey söz konusu değil. Birkaç farklı açılımı olabilir. Ne yapmışlar bakın şu yanlardaki üçgenleri buralara monte etmişler. Bunu da katladığımızda işte burası bunun üzerine gelecek. İşte burası bunun üzerine gelecek bakın katlandığında. Dolayısıyla bu yine kare piramit elde edilecek. Biraz kafada canlandırma sorusu. Kafada canlandıramıyorsak aslında çok kolay bakın şunu bir kesin bir kağıttan katlayarak bunu elde ederseniz daha net görürsünüz ve belki bir daha da unutmazsınız. Evet üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuzda diyor ki bir ayrıtının uzunluğu 12 santim olan küpün içerisine yerleştirilebilecek en büyük dik koninin ana doğrusunun uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş. Kafamızda canlanması için ben bir küp çiziyorum. Şimdi bu küpün içerisine ne yerleştireceğiz? Bir koni. Arkadaşlar en büyük dediği için bakın tam bu tabandaki karenin kenarlarına değecek şekilde konimizin tabanını çizdim. Tepesi de tam bu Küpün orta noktasına gelecek bakın. Şu şekilde bir koni oluşacak. Bu koninin arkadaşlar, bu koninin çapı, bu dikdörtgen, pardon bu karenin bir kenarına eşit olacak. Yani burası 12 ise o zaman bizim konimizin yarı çapı 6 olacak. İşte bunun yüksekliği de 12 bakın küpün. Öyleyse bizim konimizin yüksekliği de 12 olacak. E ne kaldı geriye? Ana doğrusu kaldı. Bu ana doğrusunu bulmak için de burada pisagor uygularız. İşte 6'nın karesi artı 12'nin karesi eşittir. Ana doğrunun karesi deriz. İşte burada 6'nın karesi 36, 12'nin karesi 144. Toplanırsa 180 yapar. Hangi sayının karesi 180'dir? Kök 180'in. 180 de 36 çarpı 5 diye yazılırsa 36 dışarıya 6 olarak çıkar. 5 ise içeride kalır. Geçelim dördüncü sorumuza. Şimdi demiş ki dördüncü sorumuzda yukarıdakilerden kaç tanesi hem koni hem de piramidin temel elemanıdır? Şimdi koniyi hatırlayalım arkadaşlar. Koni tabanı daire üst tarafı sivri olan evet bu şekilde koni diyorduk. Piramit ise arkadaşlar ee, tabanı kare olabilir, dikdörtgen olabilir, üçgen olabilir. Bunun hakkında bize bir şey söylememiş. Biz bir mısır piramidi çizelim. Evet bu da bizim neyimiz? Piramidimiz. Bakalım hangi elemanlar ortakmış? Taban yarı çapı diyor. Bakın bunun da taban yarı çapı söz konusu ama bunun tabanı daire olmadığı için yarı çap söz konusu değil. O zaman bu ortak değil. Tepe noktası arkadaşlar ikisinde de ortak. Bakın ikisinde ortak özelliği uçlarının sivri olması, tepe noktasının bulunması. Bu ortak. Yükseklik arkadaşlar bakın neydi koninin tepesinden tabana indirdiğimiz dikme yükseklik oluyordu. Aynı şekilde bunun da tepesinden tabandaki karenin orta noktasına indirdiğimiz e, yükseklik var idi. Öyleyse bu da ortak. Başka arkadaşlar ayrıt ayrıt bakın arkadaşlar neydi? Şuradaki kenarlar gibiydi. Şu ayrıt, şu ayrıt mesela. Bu bir ayrıt veya şu bir ayrıt. Fakat arkadaşlar konide ayrıt söz konusu değil. Bunu ortak olarak düşünemeyiz. Ana doğru arkadaşlar biliyorsunuz bakın şu koninin yanal yüzeyinin hani burası bir daire dilimiydi ya. Bu daire diliminin yarıçapına biz ana doğru diyorduk. O da aynısı şurası oluyordu. A ile gösterelim. Fakat bunda ana doğru söz konusu değil. Öyleyse iki tanesi hem koninin hem de piramidin ortak elemanı, temel elemanı diyoruz. Cevabı D olarak işaretliyoruz. Geçelim beşinci sorumuza. Beşinci sorumuzda ne demiş? Şekildeki A, D karesinin bakın şu bir kareymiş. Dört kenarı birbirine eşit bir kareymiş. Bu karenin her bir köşesine A, B, C'de uzunluğunda çubuklar dikilmiş. Bu çubukların uçları birleştirilerek bir kare dik piramit oluşturulacak. Arkadaşlar kare dik piramit oluşturulacaksa bu A, B, C, D çubukları mutlaka eşit uzunlukta olmalı ki bunlar ortada birleşsin. Bakın şu şekilde birleşecek. Ve bir kare piramit elde edeceğiz. O zaman şu uzunluklar eşit olmalı. Diğer türlü dik olmaz. Eğik olur. Mesela şu kısa olsa bu biraz bu tarafa eğik bir piramit olur. Cevabımız C şıkkı olacak. Geçelim 6. sorumuza. Şekilde açılımı verilen kare dik piramidin taban ayrıtlarından biri 24. Yan yüz yüksekliği 15. Buna göre piramidin yüksekliği nedir? Bunu da yapabilmemiz için ee, piramidi kafamızda canlandırmamız gerekiyor veya çizmemiz gerekiyor. Bakın çizersek piramidin yan yüz yüksekliği neresi? İşte şuradası bakın 15miş. Burası 15 verilmiş. E, tabandaki yer tabandaki karenin bir kenar uzunluğu da 24. E, bize nereyi soruyor? Bize bakın piramidin yüksekliğini soruyor. Piramidin yüksekliği neydi? Tepesinden şu tabandaki karenin orta noktasına indirdiğimizdeki direkt en kısa uzaklık yükseklikti. Yani bu yüksekliği bulmak için bakın şunu şu köşeye şu noktaya birleştiriyorduk ve burası 24 ise burası 12 onun yarısı oluyordu. Burası da yan yüz yüksekliği ise burada bakın bir dik üçgen oluştu. Pisagor bağıntısından işte 3 4 5 üçgeninin bakın gördüğünüzde 3 katı 9 12 15 üçgeni burada var. Öyleyse yüksekliğe biz ne diyeceğiz? 9 santimetre diyeceğiz. 7. sorumuza geçiyoruz. 7. sorumuz arkadaşlar. Taban yarıçapı 3 santim ve ana doğrusu 6 santim olan dik koninin açılımı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar bakın çok kolaydı. Konu anlatım videomuzda da bundan bahsetmiştik. Eğer tabandaki yarıçap ana doğrunun yarısıysa o zaman açımız arkadaşlar şu yanal dairemizdeki merkez açı o zaman 360'ın yarısı olacak. Yani 180 olacak. Bitti bakın hiç işlem yapmaya bile gerek yok. Bu kadar. Eğer işlem yapmak istersen şu şekildeydi formülümüz ana e, şey yanal alandaki merkez açı ile arasındaki oran neyse yarı çapla da ana doğru arasındaki oran ne odur diyeceğiz alfa bölü 360 yarı çap bize 3 verilmiş ana doğru 6 verilmiş bu bunun yarısı olduğuna göre içler dışarı çarpımını yapabilirsiniz buradan alfa 180 derece bulunur bakın yine aynı sorudan çok kolay nasıl yapacağız bakın açı 90 derece verilmiş. 90 derece 360'ın kaçta kaçı? 4'te biri. O zaman yarı çapta bu ana doğrunun 4'te biri olacak. Bitti bakın. 2. Ha, eğer formül yapmak istersen alfa bölü 360 yarı çap bölü ana doğru alfamız 90 yarı çap bilinmiyor ana doğrumuz 8. Bunda bunu sadeleştirirsek 1 bölü 4 işler dışlar çarpımı yaparsak 4x eşittir 8 her iki tarafı 4'e bölersek x 2 bulunacak. 9. soruda arkadaşlar 12 5'in kaçta kaçı direkt söyleyemiyoruz değil mi? Bize çünkü yine açıyı sormuş. O zaman burada formül kullanalım. Mesela direkt yarısı veya üçte biri de diyemediğimiz için formül kullanmak daha mantıklı. Alfa bölü 360 eşittir. Yarı çap bölü ana doğru. Şimdi işler dışlar çarpımı yaparsak. 12 çarpı alfa eşittir. 5 çarpı 360. Her iki tarafı 12'ye bölelim. 12'ye böldüğümüzde 360'ın 12'ye bölümü 30 yapacaktır. O zaman 30'a da 5'i çarparsak cevabımız 150 derece bulunacaktır. Evet. Gelelim 10. sorumuza. 10. soruda ne demiş? Yan yüzlerinden birinin alanı 48 cm kare ve yan yüz yüksekliği 8 cm olan düzgün altıgen piramidin tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı kaç cm'dir? Arkadaşlar altıgen tabanı altıgen olan bir piramit düşünelim. Bunun yan yüzeylerinde de o zaman ne var? 6 tane eş üçgen var. Bu şekilde kabataslak çizersek. Bu üçgenler kapandığı zaman altıgen piramidimiz elde ediliyor. Diyor ki bu yan yüzlerinden birinin alanı 48'miş. Mesela şunun alanı 48 ise e, ve yan yüz yüksekliği de verilmiş. Bakın başka renkle yapalım. Yan yüz yüksekliği de 8 ise o zaman taban uzunluğunu bulabiliriz. Taban uzunluğuna x diyelim. Taban çarpı yükseklik bölü 2, 48'i vermeli. Üçgenin alan formülünden. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Buradan 8'i 2'ye böl böldüğümüzde 4 yapacak. Daha sonra her iki tarafı 4'e bölersek o zaman taban uzunluğumuz 12 bulunacak. Demek ki şurası 12, burası 12, burası 12. Tabii bu düzgün altıgen olduğu için altı kenarı da 12 olur. Şimdi bizden neyi sormuş? Tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamını sormuş. Şimdi tabanda 6 tane ayrıtı var. Bunların toplamı 6 çarpı 12'den 72 yapar. Ama bir de ne var? Yan yan yüzeydeki ayrıtlar var. Yani nasıl çizelim? Şu şekilde bir çizecek olursak. Şurası da tepe noktası olsun. Bakın birinci ayrıt, ikinci ayrıt, üçüncü ayrıt, dördüncü ayrıt, beşinci ayrıt, altıncı ayrıt. Tabandaki ayrıtların toplamını bulduk. Bir de şu yan ayrıtlar var. 6 tane daha ayrıtımız var. Yani aslında neresi orası? Şu uzunluğun bir tanesini bulup 6 ile çarpacağız. Şu üçgenin bir kenarı. Aslında buraya da eşit, buraya da eşit. Bunların hepsi zaten eş üçgenler. Peki şu uzunluğu nasıl buluruz arkadaşlar? Yine Pisagor bağıntısını kullanacağız. Şimdi burası 8'de. Tabanı biz 12 bulduk. Burası yükseklik olduğuna göre tabanı iki eşit parçaya böler. İkiz kenar üçgende. 12'nin yarısı burası 6. Burası 6 ise burası 8 ise o zaman üçgenimizin bu kenarı 10 olacaktır. O zaman bizim ana doğrumuz pardon ana doğru değil. Şu yan ayrıtlarımız da 10 santim uzunluğunda olacak. Bundan da 6 tane var. Bu da 60 yapar. Öyleyse tüm ayrıtlarının toplamı 132 bulunur diyeceğiz. Cevabımız A şıkkı olacak. Evet 11. sorumuz. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri dik piramitler için her zaman doğrudur? Bakın her zamanın altını çizmiş. Biz de buna dikkat çekiyoruz. Şimdi her zaman yan yüzler eşkenar üçgen midir? Arkadaşlar mesela bir kare piramidi düşünelim. Yan yüzeylerimiz eşkenar üçgen olmak zorunda değil. Ama yan yüzlerimiz eş üçgen olmak zorunda. Yani ikiz kenar olacak. Şu şuna eşit. işte bu buna eşit. Bu buna eşit. Bu da buna eşit. Bunlar eş üçgenler. Dördü eş üçgen. Fakat eşkenar üçgen olmak zorunda değil. Fakat eşkenar üçgen de olabilir. Bir mahsur yok. Fakat her zaman doğru değil. Öyleyse bunu eliyoruz. Yan yüzlerin yükseklikleri eştir. Şimdi arkadaşlar burada yan yüzlerin yükseklikleri eş. Fakat tabanımız kare olduğu zaman. Ama tabanımız dikdörtgen olursa olay değişir. Buradaki üçgenin yüksekliği ile buradaki üçgenin yüksekliği yan yüz yükseklikleri farklı olur. Dolayısıyla bu da yanlış. En az 400'ü vardır demiş. Şimdi bizim çizdiklerimiz 5 yüzey var. Fakat bunlar kare ve dikdörtgen piramitler. Üçgen piramidi düşünürsek. Tabanımız üçgen. Yan yüzeylerimiz de üçgen. E, o zaman tabanımız en az üçgen olacağına göre en az 4 yüzeyi var ifadesi doğru. Cevabımız yalnız 3 olacak. 12. sorumuza bakalım. 12. ve son sorumuzda diyor ki taban yarıçapı 5, ana doğrusu 10 olan bir dik koninin yan yüzeyi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın yine bahsettiğim şey çok kolay hiç kalem oynatmadan çözebileceğimiz bir soru. Tabandaki yarıçap ana doğrunun yarısıysa o zaman bu daire dilimindeki merkez açı da 360'ın yarısı olacak. Hangi şıkta var? C ve D şıkkında var. Bu ikisindeki fark ne? Ana doğru birinde 5, birinde 10 verilmiş. Arkadaşlar burası neresi? Şu yarıçap mı şurası mı? Arkadaşlar bu daire diliminin yarı çapı şuradaki ana doğruya eşit biliyorsunuz. Dolayısıyla cevabımız değişik olacak. 5 olamaz. 5 neresi? Tabandaki dairenin yarı çapı 5 olmalı. Burası yoksa 10 olmalı diyoruz. Evet bu sorularımızdan bu kadar. Videolarımıza destek olmadığına abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.